Bir zamanlar bağlık bahçelik, seyrek yerleşimli bir köy olan, adını da buradan alan Bağcılar, şu anda İstanbul'un en fazla nüfusa sahip ilçesi. Bu nüfus yoğunluğu daha çok insana daha fazla hizmet demek. Ve böyle bir ilçede hizmetin merkezine insanı yerleştiren bir yönetim anlayışının devamı gerek diyerek yeniden seçilen başkan Lokman Çağrıcı. Bağcılar'da 1992 yılından bu yana süren yenilikçi, adaletli, tarafsız, denetime açık ve katılımcı yönetim anlayışı, 30 Mart 2009'da bir kez daha başkanlık koltuğuna oturan Lokman Çağrıcı ile kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Halk meclisleri, halk görüşmeleri, kent konseyi toplantıları, STK toplantıları gibi faaliyetlerle katılımcı yönünü her geçen gün kuvvetlendiren Bağcılar Belediyesi, Halk Meclisleri projesiyle Marmara Belediyeler Birliği'nin örnek belediyecilik projeleri yarışmasında iyi yönetişim projeleri kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Bağcılar Belediyesi son bir yıl içinde sunduğu altyapı ve üst yapı hizmetleriyle Bağcılar halkının yüzünü güldürüyor. Bu yatırımlar arasında 2009 yılında yapımı tamamlanan 11 muhtarlık hizmet binası, engellilere yönelik sağlık parkı, 100 yıl mahallesi polis merkezi, 12 okulun konferans salonu ve çevre düzenlemesi, 43 kamu binasının bakım, onarım ve çevre düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca yemyeşil Bağcılar hedefi doğrultusunda yeni yapılan ve yenilenen 7 park alanı, oturma birimleri, koşu yolları, spor aletleri ve çocuk alanlarıyla herkese hitap eden modern bir yapı sergiliyor. Pek çok refüj ve kavşaktaki yeşil alan düzenlemeleri ve mevsimlik çiçek uygulamaları ise Bağcılar'a her mevsim baharı yaşatıyor. Tamamlandığında engellilere yaşama sevinci ve meslek kapısı olacak Engelliler Sarayı, bayanlara yönelik kurslar ve spor alanlarının yer aldığı mesleki beceri ve sergi salonu, bir kayısı bahçesi içinde klasik Malatya evi mimarisinde düzenlenen kayısı bahçesi ve sosyal tesisi, Bağcılar Belediyesi'nin 2010 projeleri içinde öne çıkıyor. Diğer projeler arasında ise kestane bahçesi ve sosyal tesisinin yanı sıra gençlik merkezleri, pazar alanları, parklar, peyzaj projeleri, cadde düzenlemeleri ve okul yapımı gibi onlarca yatırım hizmeti bulunuyor. Sosyal belediyeciliği ilke edinen Başkan Lokman Çağrıcı, hakkaniyetli ve insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımıza özel bir ilgi ve ihtimam gösteriyor. Sosyal yardımlar, ilçe çapında yapılan hane halkı araştırmasında belirlenen ekonomik derece puanına göre gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen çiftler için toplu evlendirme şölenleri düzenleniyor. Engelleri birlikte aşalım sloganıyla engellilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, Engelliler Sarayı ve Engelliler Parkı gibi projelerin yanı sıra düzenlediği aktivitelerle onlar için yaşamı daha yaşanılır kılıyor. Engelli kardeşlerimiz de gösterdikleri üstün başarılarla bu ilginin hakkını vererek katıldıkları ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında önemli dereceler elde ediyor. Aydınlık bir gelecek için eğitimli bireyler sloganıyla yola çıkan Bağcılar Belediyesi, eğitim alanında önemli projelere imza atıyor. 2009 yılında İşkur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan İstihdam için Mesleki Eğitim Projesi düzenlemesine dair işbirliği protokolüyle 3000'i aşkın vatandaşımıza hem meslek hem de iş sahibi olma yolu açıldı. Türkiye okuyor, Bağcılar okuyor gibi geniş kapsamlı eğitim kampanyaları düzenlendi. Geleneksel yaz spor okullarında geçtiğimiz yıl 9000 öğrenci eğitim aldı. Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Fatih mahallelerindeki bilgi evlerinden 3800 öğrenci istifade etti ve etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra belirli periyotlarla kişisel gelişim seminerleri, konferanslar, paneller,
söyleşiler gerçekleştiriliyor, geziler, yarışmalar düzenleniyor. Toplumsal bir çevre bilinci oluşturmak için yoğun çaba gösteren Başkan Lokman Çağrıcı, geri dönüşüm faaliyetlerine büyük önem veriyor. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize okullarda çevre konulu filmler izletiliyor. Belediye personeli düzenledikleri saha çalışmalarıyla halkı bilinçlendiriyor. Toplu alanlara konulan geri dönüşüm kutularıyla ambalaj ve pil gibi atık malzemeler toplanıyor. Ayrıca bitkisel yağ, lastik, elektrik ve elektronik gibi materyallerin de toplanmasıyla insan ve çevre sağlığına önemli katkılar sağlanıyor. Bağcılar Belediyesi, ilçe sınırları dahilinde gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin düzenli olarak denetlenmesinden ilaçlama ve aşılama faaliyetlerine, gıda güvenliği, kronik hastalıklar gibi konulardaki eğitim seminerlerinden göz ve diş taramalarına kadar sağlık alanında da çok sayıda vatandaşımıza ulaşan geniş çaplı uygulamaları hayata geçiriyor. İstanbul'un modern yüzü olmaya aday Bağcılar ilçesi, Başkan Lokman Çağrıcı ve başarılı ekibinin önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceği projelerle hedefine her geçen gün daha da hızlı yaklaşıyor. Her şey insan için, her şey Bağcılar için, her şey Bağcılar'da insanca yaşamak için.